Temmuz'un yazın en güzel günlerinden sizlere sesleniyoruz değerli izleyenler. Oluşum Haber ekranlarındasınız. Her zaman alışmış olduğunuz programların yanı sıra. Alışkın... ya yapamıyorum. Olsun olsun, olacak biraz daha. Tamam. Alışılmış programların yanı sıra bugün Z kuşağının aslında moderatör olduğu duayen gazetecinin de Ezgi Yeşil'in cevap verdiği bir programla sizlerle birlikte olacağız. Evet, ay bir rahatladım. Moderatör olmayınca ne kadar güzelmiş bu böyle. Nasıl hissediyorsunuz Ezgi Hanım? Çok rahat, inanılmaz güzel. Ama tabii bir konuk gibi olunca da bir heyecan basıyor ister istemez. Hani dışarıdan bir gözle demek ki böyle oluyormuş gelen konuk misafirler, daha iyi anladım. Moderatör tık tık soruları soruyor, geçiyor falan, sıkıştırıyor. Umarım sen de sıkıştırmazsın. Hiçbir şey de söylemedin bize sorularla ilgili. Sürpriz olacak her şey. Efendim, programımızın aslında konsepti bir tane zil. Yani bu zilin burada olmasının elbette bir anlamı var. Biz sorular soracağız. Ben sorular soracağım. Ezgi Hanım cevaplayacak. Evet. Heyecanlı sorular, heyecanlı cevaplar olacak. Oo, çok heyecanlı. Zil de çok enteresan. Bakalım bu zil kimler için çalacak, ona bakalım. Evet efendim, hazırsanız birinci sorumla. Evet, hadi bakalım. Gündemimize dair. Programın adı mı neydi? Hemen onu da söyleyelim mi? Efendim, programımızın adı Gönder Gelsin. Gönder Gelsin programı hakikaten çok heyecanlandırıyor. Yani nasıl Oluşum Medya yeni doğmuş bir bebekti, çocuğumuzdu dedik. Yani onun içerisinde çıkacak ekstra programlar da bizleri çok heyecanlandırıyor. Ben hani seninle bizim ekip arkadaşı olmandan gerçekten çok mutluyum Asya. Ben emekleri için şekilde çok teşekkür ediyorum bu arada. İzleyicilerimizin de huzurunda. Evet, bize kuşağının ip sesini duymamız lazım. Yani onlar da burada gerçekten genç nüfus ilçemizde de çok fazla. Biz de hani onların hem sorunlarını dinleyip hem de onların dilinden bir soru cevap yapalım diye Gönder Gelsin programını açıyoruz biz de bu vesileyle. Basıyorum butona. Gönder Gelsin. Evet, ilk sorumuz ülkemizin gururu, milli sporcularımızın şu an yurt dışında bizleri temsil ettiği Paris Olimpiyatları. Efendim, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, gerçekten bu Paris Olimpiyatları, milli Türkiye işte şampiyonluk maçları, biliyorsun işte filenin sultanları. Hani bu gibi dünya içerisinde Türkiye'yi temsilen yola çıkmış sporcularımızı tebrik ediyorum öncelikle. Hakikaten çok güzel bir gurur, müthiş bir başarı ve ülkemizde böyle güzel şeyleri duymuyor. O kadar çok ihtiyacımız var ki. Yani aldığımız her haber, onların o coşkusuna bizler de ortak oluyoruz. Aynı heyecanla işte hadi bakalım bunu da gol yap falan deyip, tabii filenin sultanları en son Hollanda'yı yendi. Aynı şekilde şimdi bu olimpiyatlar, Fransa'da gerçekleşen etkinlik. O evet, çok tartışmaya açık bir programdı ilk başladığı sıralarda. Mete Gazoz ve bir hanımefendi de aynı şekilde onunla beraber temsil etti. Türkiye'mizi bizlerle birlikte izledik. Ama tabii kıyafetleri çok gündem konusu oldu. Biliyorsun biraz da sanki pijama dediler. İşte Yunan bayrağını anımsatan da bir çalışma oldu. Çok eleştiriye çıktı. Tekrar çalışma yapılacak, yenilenecek, revize edilecek denildi en son. Yapılması lazım. Hani Vakku evet çok güçlü bir marka. Hani bunun arkasında umarım mantıklı bir açıklamaları vardır. Neye göre hazırlanıyor? Yani Moğolistanlar, farklı devlet büyükleri, temsilciler çok güzel hazırlıklar yapmışlar. Ülkelerini temsil ediyorlar. Hani bizim bu şekilde çıkışımız aslında olumsuz bir durum bana göre. Ama tabii burada başarıyı da gölgelememesi lazım. Yapacak icraat da önemli. Hayırlısı olsun, inşallah şampiyonluğu alalım hepsinde diyorum ben de. Ben eminim daha iyi de başarılara imza atabileceğimize de. Yani ülkemizde güzel şeyler olduğu kadar ne yazık ki kötü şeyler de oluyor. Son zamanlarda bir haber gördük. Bingöl'de uyuşturucu etkisinde bir genç, bir vatandaş korkunç önüne gelen yaklaşık 10 kişiye saldırıyor ve 4 kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ya yani sizin de tabii bu konuyla ilgili bir duyarlılığınız var, çalışmalarınız var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Evet, yani biz bölgede Seferihisar nezdinde başlayalım. Emniyetle asayişle zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. Son zamanlarda özellikle Türkiye genelinde evet arttı diyoruz ama ilçemizde de bu gibi durumlar, özellikle metafaminin arttığı gözlemleniyor. Ve bir de uyuşturucunun genel anlamda baktığında yaş ortalamalarının çok daha aşağılara indiğini gözlemliyoruz. Yani aslında biz bu genç nesil için bir farkındalık yapmamız lazım, bir birlik beraberlik vurgusu oluşturmamız lazım. Bu noktada yerel belediyecilerin de, bürokrasilerin, iş adamlarının da bununla alakalı ciddi anlamda bir kalkınma, bir faaliyette bulunmasını isteriz. Ya bu çocukların bu şekilde erkenden yapılmasın diye. Özellikle o ortamda dediğin gibi internette de izledim. Korkunçtu. Yani yolda geziyorsun, hiçbir şeyin yok. Sabah can çıkıyorsun, işe gideceksin, okula gideceksin, farklı bir yere gideceksin. Adamın biri geliyor seni öldürüyor. O anda hayatını kaybediyorsun. Yani pis pisine giden onca can. Yani Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu gibi durumların daha da çoğalacağını maalesef ki görebiliyorum.
hani en azından bir an önce önünü kesmek adına bunu bir şekilde kapatmaları lazım. Çok iyi bir disipline edilmesi lazım. Eğitim düzeyleri ve bunları hemen alıp karantina gibi süreçleri var biliyorsun. Farklı yerlerde narkotik şubede bunlarla ilgili ciddi eğitimler yapıyor. Bunların fazlalaşıp hemen toplamaları gerekiyor. Sahada bulunmaması lazım. Umarım faydalı olur bu tarz projeler. İzmir TÜMET bu konuda çok güzel çalışıyor. Farkındalıkları biz de haberlere mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz ama hani o tarz bağımlıları artık ortaya çıkarmak sosyal medyada da sanki gözüne soktukça hani yapmasın değil yapsın teşvik gibi bu sefer algı oluşuyor. Bunu da vermek istemiyoruz. Hani sürekli sözlü olarak yazılı beyanatlarımızı da dile getiriyoruz Asya'cığım. İyi bir konuya değinmişsin. Evet önemli bir konuydu uyuşturucuda. Şöyle bir durum var. Ne yazık ki sokakta yürüdüğümüz, işimize gidip geldiğimiz bazı durumlarda can güvenliğimiz yok diyebiliyoruz. Durum çok acı. Ki bunun örneği de İzmir'de de gördük. Ne yazık ki yağmurun yağdığı bir gün çalışma eksikliği mi, ihmal mi henüz bilmediğimiz, dava süreci hala devam eden bir durum. İki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir tanesi de benim yaşlarıma çok yakın olan bir kız arkadaşımızdı. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiydi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Aynı şekilde onun düştüğünü gören, ona yardım etmek için elini uzatan bir vatandaş da duyarlılığı sayesinde ne yazık ki o da hayatını kaybetti. Evet, bu süreç... Sizce nasıl ya yerleyecek? Hakikaten çok korkunç bir şey. Zaten bu hani tamam yağmur diyorlar ki iklim krizi, sel oldu. Böyle bir yağış beklemiyorduk. Artık Alsancak Konak neredeyse sular altında kalacak. Artık hep bir bahane ama bir önlem de alınması lazım. Şimdi biz tesadüfen yaşıyoruz. Yani buradan çıktığımızda başımıza ne gelecek bilinmiyor ama burada da kaza, bela geliyorum diyormuş yani. Aylar öncesi bunu yazılı basında, beyanatla dile getirilmiş. Yani illa birinin ölmesi mi lazım? Hal böyle olunca da şimdi yola her çıktığımızda vatandaş ihbar hattında da hani bozuk yolu geçtim şimdi artık kablo görüntüleri bize atmaya başladılar. Çıplak bir kablo var. Gediz diyor ki Gediz değildir, belediyedir. Belediye diyor Gediz'indir filan. Yani bunun takibini sahadaki çalışmalar bu kadar ihmal edebilir mi? Ölen iki tane can oldu. Aileleri yandı. Ateş düştüğü yeri yakıyor Asya yani. Burada baktığınız zaman şimdi belediye başkanı göreve geldi. Tamam yeni oturdu. 4 ay geçti. Yeni gelen kişinin de 10 gün süre içerisinde İSSU'da, Gediz'de vesairede görev almış müdürleri alıyorlar. Gözaltı sürecinde, tahliye edildiğinde alkış sevinçlerle çıkıyorlar. Yani bu bana göre çok kötü bir durum. Yani bunun yerine en dipten ciddi anlamda hala şu an savcılık takibinde olduğunu biliyorum. 14 kişi de gözaltında yanılmıyorsam. Tutukluluk hakimin devam edecek olan durumlar da var ama böyle bir acı varken hani o sevinç, o bir saniyelik tebessüm bile bence çok yanlıştı. Hatırlarsın Konak Belediye Başkanı bir açıklama yaparken mimiklerdeki gülümsemeyi yakaladıklarında ciddi bir infial yarattı sosyal medyada. Şimdi insanların acısına sen bu şekilde gülüp eğlenemezsin, arabanın içinden el sallayamazsın. Böyle bir lüksü yok. Yani Türk toplumunda yani bu kadar başıboşluk, bu kadar organizasyon eksikliği yani bile bile lades diyorsun. Yani böyle bir şey var mı? Çukur açık. Al işte gördük televizyonda, internette de paylaştık sayfamızda. Görme engelli bir vatandaş direkt logar çukurun içine giriyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Ya bu kadar eğitim, bu kadar belediye alınan personeller, bu kadar taşeron firmalar yani görevini yerine getirmemekten bence hepsinin cezalandırılması lazım. Ciddi bir silkelenmesi lazım ve bu süreçte de herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmalı. Bence herkes suçlu. Çok doluyum bu konuda. Sadece maddi değil manevi açıdan da bir yükümlülük gerektiren bir iş. Siyaset yapmak, herhangi bir alanda çalışmak, görevini yerine getirmek, sorumluluk evet. bilincine sahip olmak. Bu anlamda yaşadığımız çok büyük zorluklar, çok büyük sıkıntılar var. Çok çok. Ki kısa vadede de aşabileceğimiz problemler gibi görünmüyor. Ne tabii. yazık ki. Bak şimdi tam konunun üzerine gelmişken hani bahsettik ya hani geçip geçmeyelim bir sadece dün akşam gerçekleşen olayda yani o da bir tesadüfen. Yani bir anlık bir kaza. Allah korusun hayati tehlikeyle de sonuçlanabilirdi. Teknede bir elektrikle ilgili bir durum çıktı. İşte yakıt deposu dediler vesaire falan. Seferihisar'da tanınmış kişiler. Bu konuda da onlara çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Yani anlık gelişen her şey. Yani evet bilinçlisin bir şeyler yapıyorsun ama bazı durumda kaza geliyorum diyebiliyor. Bazen de ansızın her an her şey de olabiliyor. Bu konuda da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bastığın yere iki kere basarak öyle yürümen lazım. Bir şeylere emin olman lazım. Yani bu sırada elektrik ciddi bir elektrik akımı dönüyor yani Türkiye genelinde. Gelen üzerinde. İhbarlar yani günlük 1-2-10 değil ne yazık ki artık çok yüksek sayıda. Şurada şu kablo açık burada TEDAŞ gelip bunu yapmamış. İSSU'nun borusu buradan geçiyor ama ne olacağız diye soranlar oluyor. Bunun yanı sıra aslında geceleri işte ya da gündüz vakitleri çocuklarını parka götüren anneler babalar da sokakta gezen köpeklerden başıboş köpeklerden şikayetçiler.
Yani saatler süren görüşmeler sonunda da 5 tane maddeyi kabul ettiler bugün. Bugün açıklandı, resmi evet, gazetede evet, yayınlandı. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi o çok hassas bir konu. Hakikaten yani benim de evde hayvanım var. Hem tavşan hem kedi besliyoruz. Yani söz konusu ikisinin de biri kemirgen, biri yine böyle bir evcil hayvanlı olması. Hani güzel bir durum. İmkanı olsa evet beslerim, bakarım. Bakabileceğime inandığım için bakıyorum. Ama yani ben hayvan severim deyip de sokağın ortasına, yeşilliğe, taşa, oraya buraya hayvanı yemini atıp hem görüntü kirliliği verip de başını bile okşamadan sadece yemek verip ondan sonra gidip hayvan aç kaldığında sağ sol saldırın hayvanları da bu şekilde ben hayvan severim demelerine de karşıyım açıkçası. Hayvan seviyorsan kardeşim bakacaksın. Bakamıyorsan da bununla ilgili barınaklar var, bakım merkezleri var. Hani daha güçlü, onların yaşam tarzına daha uygun yerler seçilmeli. Bak bugün sakin sokaktayız. Burada çalışıyoruz. Ve sokağa gelen bir sürü hayvanlar var ve bunlara bakılıyor. Bizler de keza sokak hayvanlarını burada da besliyoruz. Hatta geçen haftalarda da çok yaralı ve hasta bir hayvan var burada, köpek yatıyor. Her yeri tahriş olmuş, kötü bir durumda. Yemek veriyoruz ama gözlerinde de yani o bakışa da kıyamıyor insan. Hakikaten çok zor. Şimdi onlar için bir rehabilitasyon gibi bir özel gerçekten bakım merkezi kurulmalı. Ben nacizane şöyle bir dilekte bulunmak isterim. Belediye başkanlarının bu konudaki müteahhitlerin yaptığı inşaat firmaları sebebiyle alınan ruhsatlardan belli bir bedel olarak kesinti. Bu işte kardeşim ne kadar 5 bin lira, 10 bin lira ne kadar yapılacaksa hepsinden bir havuz sistemi yapılarak bunlara böyle bir bütçe oluşturulmalı. Onlara böyle bir otel gibi, bir düzenleme gibi bir rehabilitasyon yapılmalı. Evet, bizim Seferihisar'da belki Türkiye'nin en daha gözde otel konsepti gibi bir barınağımız var ama daha farklı bir ek bir binada bu tarz bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Hem onların sağlıklı bakımlarını üstlenmesi hem de oradaki giderleri de daha iyi sağlanır diye. Tabii bizim aslında burada yazlık bölgede olmamızın bir avantajı var. Tabii ki turizm anlamında çok ön plandayız. Ama duyarsız, o sevgi ve merhameti içinde taşımayan insanların gelip tabii kendi canlarından saydıkları köpekleri, kedileri de burada bırakmaları var. 3 ay sevgi. Sevgi 3 ay. Sağ bitiyor, çocuğu okşuyor, artık dönme vakti diyor, sokağa atıyor, arkadan hayvan koşturarak arabanın peşine giriyor. Çok bu hayvanseverlik değil, bu katliamcılık. Yani ben buna kesinlikle karşıyım. Tabii ki de verilen kanun gereğince uyutulmasına da karşıyız. Ama bir Avrupa'ya geçtiğin zaman hiçbir yerde bir sokak hayvanı görmüyorsun ve çoğu sahiplenilmiş barınakları ve rehabilitasyonları var. Hayvan acı çekiyor, ötenazi diyor ya da işte gerçekten çok kötü durumdaysa onun da çerçevesindeki insanlara da yapılıyor bu zaten, biliyorsunuz. Bununla ilgili de artık çok hassas bir nokta olduğu için orada bağırıp çağırmalar, bir şey yapılmalarla sonuç elde edilmez. Bir İzmir'in karabağlar nüfusu kadar bir sokak hayvanları var. Şu an öyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Doğanın kanunu, bir nasıl diyeyim sana, sürdürülebilirlik var. Şimdi fareyi ortadan kaldıracak kedi, işte köpeğin yapılması gereken bir yine yaratık, bir canlı bir şekilde bir hayatı sürdürebilirliği gerekiyor. Biz o habitat dengesini bozmuş olacak. Şimdi ne yaptı? Şey doğadaki yağışçı hayvanlar yavaş yavaş artık şehre inmeye başladı. Domuzlar, tilkiler besleyen hale geldi. Bornova'da işte çeşitli yerlerde kaldı ki keza Sağcık'ta sincaplar falan, bunları net görebiliyoruz. Ege yani, Üniversitesi'nin arkadaşlarımla konuşuyorum. Kampüste hayvanlarla mutlu bir hayat sürdüklerini söylüyorlar. Ama işte domuz boyutuna geldiği zaman olay çok başka bir yere geliyor. Hatta bir sonraki sorumu da şimdiden söyleyeyim. Siz cümlenizi tamamladıktan sonra cevaplarsınız. Katliam dedik, doğa katliamı. Domuzlar ve diğer hayvanlar da bu sebeple zaten artık şehre inmeye başlıyor. Evet. Her zaman üzerinde durduğunuz, parmak bastığınız bir konu, bizlerin de çok sevdiği ve merakla takip ettiği hobi bahçeleri. Ya. Daha doğrusu hobi bahçeleri adı altında yapılan kaçak yapılaşma. Evet efendim. Aslında önce şu kaçak yapılardan bahsedelim. Yani biz sürekli burada dillerde plasenk olduğu yıllarca gündeme getirdik. Evet, kaçak yapı, yani bana çok kızan arkadaşlarım oldu, müteahhitler olsun, çevredekiler olsun, bunları alan kişiler filan. Evet, çok haklısınız. Yani sizler de kendinize göre haklısınız ama bir taraftan bizler de çok haklıyız. Çünkü belli bir imar planlama çerçevesi içerisinde sana verilen rakamın üzerine çıktığın zaman bu bir kaçaktır. Evet, devlet bununla ilgili bir af getiriyor, imar affı. Ve yakın zamanda da 9. yargı paketi içerisinde bir imar affı tekrar gündeme gelecek. Bununla ilgili işte deprem güvenliğine hani uygun olan binalarda, tüm cam balkon, çatı ekstra çıkanlarda bununla ilgili bir af söz konusu olacağı söyleniliyor, meclisten geçeceği. Aynı zamanda da hobi bahçeleriyle ilgili ciddi bir gündem oldu. Biliyorsunuz Seferihisar'da da 7 tane doktorlar sitesinde bulunan evler yıkımı gerçekleşti.
Şimdi orası çok tartışmaya açık bir konu. Asya. O gün de oradaydınız vatandaşlar. Evet. Nasıl tepkiler verdi? Önce yıkıldı diye haber yaptık. Sonra gittik ailelerle konuştuk. Yani dediler siz önce sevindiniz, şimdi geldiniz bizi dinliyorsunuz falan. Aslında mevzu şu. Devlet hobi bahçesi almayın demiyor. Hobi bahçesi alın. Adı üstünde hobi bahçesi. Yani sen orada ekip biçeceksin, bir şeyler yapacaksın. Ama doğayı da tahribat yapmayacaksın. İşte Hollanda'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bunların örnekleri var. Orada bir diş doktoru mesela çok güzel zeytin ağaçları, meyve ağaçları falan yapmış. Şimdi bunların eşyalarını koyabileceği, barınak olarak hani mesela kalınabileceği bir konteyner, bir şey hani yapabilirdi. Ki buna da bir sürü yapan var aslında. Hani tiny house gibi vesaire. Ama insanlar bunun dışına çıkarak iki katlı binalar, havuzlar, müştemilatlar falan görüyoruz yani. 300 metrekare içerisinde garaj falan. Çılgın proje. Yani dışarıda 30 milyonluk villayı adam 1,5-2 milyona çok rahat karşılamış. Biz bu tarz usulsüzlüklere karşıyız daha çok. Tek katlı, hani belli bir çerçevede, muhtemelen belki bu yargı paketi içerisinde böyle bir sürdürülebilirlik bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle ekolojik turizm açısından ciddi bir talep var. Yani Türkiye'nin de bunun önüne geçemezsin. Bir af bence gelecek. Ama bu afın içerisinde neleri kapsayacak buna bakmak lazım. Henüz bunlar için çok erken. Ama zannediyorum ki ekolojik tarım turizm uygulamalarıyla alakalı bir farkındalık başlatılacak. Bununla ilgili tarım yapma zorunluluğu getirilecek. Aslında nasıl diyeyim, sürdürülebilir enerjiyi vurgulamak lazım. Böyle bir şey yapıyorsan elektrik enerjini kendin üreteceksin. Yağmur suyundan sulama suyu yapacaksın. Ve atığın içinde geri dönüşüm bir katı atık tesisi kuracaksın. Çok maliyetli bir şey olacak ama en azından orada hem sürdürülebilirliğini yaşayacaksın hem de bu şekilde bir önüne geçmiş olacaksın. Bir tane örnek teşkil edilecek ve ona emsal gösterilecek. Ancak bu şekilde önüne geçilebilir bu projelerin. Yani bu sadece bizim ilçemizde, Türkiye'de değil, dünyada olan bir şey. Evet. Ki bence Seferihisar'da bu açıdan çok uygun bir kesinlikle yerleşim yeri. Zaten dava süreçleri devam ediyordu. Savcılık intikalindeydi. Ve bununla ilgili zaten hiçbir belediyenin bu kadar yıkımların aynı anda gerçekleşmesi ne bir bütçeye ne de başka bir şeye kaldıramaz. Yani mümkün değil. Bu kadar böyle borçlar içerisinde belediyelerin bu kadar ekonomik krizle karşılaştığı süreçlerde hem vatandaşları hem de belediye nezdinde bence bu yıkımlar devam etmez diye düşünüyorum ben. Sadece bununla ilgili bir yasa çerçevesi gündeme gelirse ceza işlem, para cezası ve akabinde de bir uyarı gelir. Üzerinde belki o kalan kısımlar yıkılır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla var. Yani hangi birine gitsen bir dokun bin ah işitiyorsun. İhbar hattımıza her gün onlarca şikayet gelmeye aradık, devam ediyor. Aradık biliyorsun, evet, 300 metrekarelik evet yere hani evde yapabilirsiniz dedi adam, telefonla bize söyledi. Biz de bunları hani çoğu lanse etmedik haberde ama yani yapanlar oluyor dedi. Peki yasak olursa ne olacak? Yani olmadı bu zamana kadar. Yıkıldı ya dedik. Yani onlar işte savcılık sürecindeydi vesaire deyip bu şekilde sorundular. Demek ki bu bir önü açık ve devletin garip bir durum. Elektrik su kullanmasına imkan veriyorsa konut değil ama bir baraka ya da işte küçük bir metrekare yaşam alanına da izin vereceklerini tahmin ediyorum ben nacizane. Sürecin takipçisiyiz. Aktüel Business dergimizin 15. sayısında da evet, bu konuyla alakalı detaylı bir araştırma güzel yaptık. Bir haber araştırma yaptık. Dosyamızı da sizlerle paylaşacağız. Yani garip bir dönemden ellerine geçiyoruz. Sağlık. Yani bu sadece kültürel anlamda değil, işte ülkenin, ilçemizin de tabii dedikoduları çok ama yani kanıtlanan başka bir durum daha var. 70 tane isim CHP'nin genel merkezine gitti dediler. Bomba. Heyecanlı. Bak her sorun zaman yapılmaz böyle bir tıklama ama bu evet, gönder gelsin çok iyi oldu. O 70 isimde kimler var, açıklayacak mısınız? Şimdi biliyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içinde bölünmeler oldu. Her partide olduğu gibi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bizim değişim de rüzgarı oldu. Kurultaya sonra katıldık biliyorsun. Özgür Özel'in seçimindeki o kalabalığı gördük. Kılıçdaroğlu'nun o seçim sürecindeki yaptıkları davranışlar, belediye başkanlarının oradaki bakış açıları falan. Hani hakikaten çok böyle önemli bir konuydu. Yani güzel bir tecrübe oldu. Hem senin açından kesinlikle, hem de bizim oradaki vizyon açısından bakış açımız oldukça değişti. Şunu şöyle söyleyebilirim Asya, yani hain olanı affetmeyeceksin ya bence. Eğer sana bir dava uğruna gidiyorsan, AK Partisi, CHP'si, MHP'si, farklı bir parti kim olursa olsun, Hüdapar bile. Yani o partide sırf menfaati olmadı ya da orada seçilemedi diye başka bir partiyi desteklememeli. Ve Menderes'te de biliyorsun yazışmalar, mesajlar çıktı ortaya. Oy vermeyeceğim Kılıçdaroğlu seçilmedi diye diyerekten AK Parti'yi destekleyeceğim diye. Şimdi cayır cayır ortalık karıştı. Menderes kaynar kazan oldu yani.
Nereden biliyorsun Seferihisar'da aynı şeyi yaşanmadığını? Birçok mesajların olduğu da bizim gerçeğin olduğu da aktarmadığımız, bazı şeyleri, dosyaları CHP Genel Merkez'e gönderdiğimizi bunu buradan söyleyebiliriz anca. Ama biz orada ifşa etmedik. Tahmini ne zaman ifşa olacak? Çok merak ediyoruz. İfşalar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim sürecinde adaylarını desteklemeyen, yani orada partili olup da partinin yanında durmayan kişilerin belli başlı dosyaları gitti ve en yüksek isimler de İzmir'den gitti. Bunlardan bir tanesi de ilçelerden en önemli isimlerden bir tanesi de Seferihisar oldu. Seferihisar'da da giden isimler oldu ama şu an bunu açıklamak henüz erken. Onlar kendileri buradan biliyorlar. Daha doğrusu Seferihisar biliyor ama olsun biz yine de söylemeyelim. Bu da verilen cezalar her şekilde karşılığını bulacak diye umut ediyorum. Olması gereken oluyor ya. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutumunu beğeniyorum. Yani bence masaya yumruk vurulmalı. Suçlu olan cezası kesilmeli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeriat ortamı gelecek gibi. Şimdi CHP'nin kalesi İzmir diyorlar. Şimdi böyle de davalar, isimler artık dosyalar ortalıkta dolaştıkça şimdi insanlar da bir düşünüyor. Ne oluyor? Oluyoruz artık. Evet. Garip bir süreç. Heyecanlı. Biz tabii de heyecanla bekliyoruz artık. İkinci, üçüncü, beşinci hangi programımızda olur bilmiyorum. Gerçekten. Şansımıza da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yani şu an bir dinamitin üstünde oturuyor gibi. Yani o kadar büyük gündem sahi, olaylar. Cemil Tugay'ın akıbeti ne olacak? Yani çok şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Emin ol o da çok farklı değil bizlerden farksız. İşte olan biten biliyorsun bir sendika ayaklanması oldu, personeller istenmedi. Çarşamba günü tekrar tüm gün iş bırakıyorlar. Evet, çılgın bir eleman alımı söz konusu. İşlerinde önceki belediye başkanının yakınlarına verilen isimler var. Oraya alındığına dair işlere başvuru için alındı. Yani bu bir hazine gibi herkes elini kolunu sallayan belediye işe girmemeli bence. Akrabaya özel torpilli ziyaretler olmamalı bence. Bununla da ilgili bir düzenleme gelmeli ama bu 1-2 senede düzelecek bir mevzu değil. Burada ciddi bir açık var ve düşün Asya şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'deki birçok belediyelerin kendine ait bir bütçesi var, bir borcu vardır. Ama borçsuz olan tek belediye de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Çünkü onların gelir kaynakları çok yüksekti. Ama ne yazık ki son zamanlarda en çok borçlu belediye listesine giren İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bence bunlar ciddi anlamda da bir sorgulanmalı. Burada nerede yanlış yapılıyor? O inşaatlar, yapılan taşeron firmalar, gelinen hesaplar, para aktarımlar bunlar sorgulanmalı. Ya bu durumda da tabii ki Cemil Başkan'ın da işi oldukça zor. Takibinde olacağız. Seferihisar nezdine baktığımız zaman da Seferihisar bir şekilde yuvarlanıp gidiyor yani. Ama tabii turizmin de çok içindeyiz ya. Sezon hareketlenmeye başladı. Öte yandan durgun da bir sezon. Kalabalık var ama boş bir kalabalık. Samos'a gittiniz. Seferihisar'ın turizmi, Samos'un turizmi. Tabii. Güzel bir ziyaretti. Samos, evet. Samos çok güzeldi. Ama yani aman hadi olsun da hadi Samos'a gidelim demem. Evet memleketimi çok seviyorum. Ben yer yurt gezmeyi de istiyorum ki burada kıyaslamalar başlıyor ister istemez memleketimde. Orada olan ne, burada olmayan ne. Hani o bir kıyaslama da çok önemli. Ama oraya gittiğimde hani böyle çok şey değil. İlk başta Yunan polisinin o karşılaması, şansımıza da Microsoft'un siber saldırıya uğraması, 5 saatlik beklemeyi saymıyorum bile. O Yunan polisinin Türklere karşı öyle bir bakış açısı falan ya, böyle bir milliyetçilik duygularım bir çıkıyor ortaya falan. Ama tabii onları da görmüyorum ama gerçekten medeniyet bir şehir. Çok temiz, yemyeşil ve masmavi bir denizin içerisinde. Çok bakir, şehrin 30 yıl gerisinde ama çok mütevazi. O zaman herkesin aklına gelen ilk ve tek soru, fiyatlar nasıldı? Of, 36 ile çarptığında orası daha pahalıya geliyor. Emin ol buna ve ben paylaştım sayfada da ve herkes diyor ki yani işte o biz ne kadar işte belli bir başlı fiyat ödedik ama kişiler diyor mesela 15 bin liraya gittim geldim. Niye ezin? Ne kadara mal oldu? 40 bin liraya geldi. Buradaki otellere yani baktığınız zaman yine aynı paraya denk geliyor. Arada çok büyük bir espri yok ama evet kültür gezisi olarak gitsinler görsünler. Ama biz onlara bu kadar döviz kazandırırken onlardan bir Allah'ın kulu bizim Seferihisar'a gelmiyor mesela yani. Biz burayı cazibe hale getirmemiz için bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden de Seferihisar. Senin Samos gezinden sonra da Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcısı ve Dışişler sanırım sorumlusu evet, Bilal evet. Hanım'la birlikte bir dönüş giriş yaptılar o tarafta. Evet, evet. Ziyarette evet. bulundular. Onların zaten planlamasında varmış. Ben de gittikten sonra hani Dilan'la da konuştuğumuzda bir gazeteci gözüyle Samos nasıl değerlendiriyorsun Ezgi dedi. Bir turla gitmem de benim için daha avantajlı oldu. Daha böyle bilgi yüklü gelmiş oldum. Hem Karlovası'yı, Pisagor'u, bölgedeki birçok sahili de daha yakından tanıdım köylerini.
Evet, güzel bir yer, örnek alınması bir yer. Adamlar ama peynir, süt ve süt ürünleri henüz tanımıyor. Belki biz onlarla böyle hem lezzet anlamında, işte İyon kentlerle ilgili projeleri var İsmail Başkan'ın, Dilan'ın da yürüttüğü. Bununla ilgili bir bağ hazırlamayı planlıyorlar ki gittiklerinde de onun planlamasının da sinyalini verdiler. Eylül'ün sonunda da Karlovasi ve Samos Belediye Başkanı'nı burada ağırlayacağız. Bakın böyle bir şeyler lazım. Şimdi reklam yapıyoruz ya. Tunçer o dönemde getirdi. Karlovasi kardeş şehir dedi. Geldi şenlikler, davullar, bandolar falan. Gitti. Puf, balon. Yani böyle sürekli olmaktansa devamlılık yani esas alınmalı. Evet, İyon kentler bir turizm yolu açılmalı. Yani bir yıllık ya da geçici değil, uzun vadeli bir şeyler yapılmalı. Kesinlikle. Yani o süreci işte Sakızlı, Samos'u bağlı olan yakınlarındaki birçok yeri, Rodos'u böyle gezip insanlar kültür etkinliklerini görsün. Tarihimiz de orada var. Yani bu İyon kentler aslında birçok kapıları da açacak. Bence İsmail Başkan'ın bu projesi en kıymetli projelerden bir tanesi. Ama en azından bölgemize de onları görerek burada yatırım yapabilmeliyiz. Mesela şu Sacık Girli'ne lütfen bir el atın. O kadar kötü ki. Yani biz orada bir Vietnam, bir Pakistan, Hindistan görüntüsü vermek istemiyoruz. Yani bir OSB'den böyle bir şey çadırlarında. Ki paylaştıklarımızın yanı sıra çektiğimiz çok kötü görüntüler vardı. Çok daha şeyler de vardı. İstemiyoruz böyle bir durumda olmamızı. Ya en azından. Çok güzel. Evet. Hak ettiği değeri görsün istiyorum. Biz sahilimizle Samos'a falan 10 basarız. Gerçekten çok güzel. Kumsalımız var her şeyden önemlisi Asya. 11 miydi, 13 miydi mavi bayraklı? Evet. Plajımız. Yani bu kadar mavi bayraklı plajlarımız var. Evet, otellerimiz de var. Halk plajlarımız var. Ürkmezi, Akarcası, sahili, Sağcığı birçok yerimizle. Güzel. Ama yani biz bunu doğru düzgün tam tanıtamıyoruz ve bir de temiz değiliz ne yazık ki. Önce de insanlarımızın içindeki o temizliği de ortaya çıkarmamız lazım. Eğitim ailede başlar. O sürdürülebilirliği de devam etmesi lazım. Yaşam alanlarının da bunu göstermeleri gerekiyor bence. Ve hakikaten çöpün içinde yaşıyoruz şu an ilçede. Çok yazık. Üzücü bir durum. Gerçekten. Bir dokun bina işit. Yangınların da sebebi işte biliyorsun çöplerden vesaireden, sigara izmaritinden böyle bir şeylerden şekilde çıkıyor iş her yani. Zaman birilerinin, birkaç kişinin, birkaç kişi topluluğunun hep sorumsuzluğuna bağlanıyor. Yani bu kişiler sadece vatandaş, yoldan geçen veya tatilciler de olabiliyor. Ama yani bilmiyorum, bir tek bana mı öyle geliyor? Birkaç sorumlu kişi var devlette görevli olan. Sanki onlar da tam yapmıyorlar mı, yapamıyorlar mı, yetemiyorlar mı bilmiyorum. Olmuyor yani, bir şeyler eksik kalıyor. Bu ilçede olması gereken, yapılması gereken çok daha güzel şeyler var. Şenliklerimiz kesinlikle olurdu en azından. Ki iptal olanlar da oldu bazı tasarruf tedbirleri kapsamında. Tohum takas gibi, evet. Böyle bir mühim şeylerde ertelenmesi üzücü. Ama gerçekten güzel böyle bir farkındalık, birlik, beraberlik mesajları verebileceğimiz, sosyal belediyeciliği daha çok hızlandıracağımız güzel projeler yapılabilir. Ve en önemlisi hizmet noktasında hızlı çözümler üretmeliyiz. Evet, tasarruf, ekonomik kriz, şimdi bu altyapıyla ilgili ciddi bütçelerden geçiyor. Ama artık kaçıncı yüzyıldayız yani, şuradaki yollarda artık tamamlansın, bunları konuşmayalım. Bak adamların lastikleri yarılıyor. Yani İSU'nun taşeronları, diğer Gediz'in taşeronları, yani bunlarla da biz sürekli muhatap olmak istemiyoruz. Büyükşehir'de Yarımada şantiyesi var biliyorsunuz. Biz bir hizmet için gittik oraya. Evet, çok güzel karşılandık. Yani kişi hiç muhatapla bile almadı. Sonra aradı, yani dedi ben dışarıdaydım dedi vesaire konuşuldu. Bir iki görüşmek için tekrar telefonla aradık kendisine. Açmadı telefonlarını. Yani biz böyle bir durumda, yani işi yapan ki, kişi gelsin oraya otursun. Zannediyorum ki çok çalıştıklarından meşguller, yoksa kesinlikle. Yok, o dediler, öğlen arası bakarlar. Bir de iki de çay molası, sonra beş çayı, ellerinde telefon, mesai bitti, hadi görüşürüz. Yani bu mantıkla, bu süreçle hiçbir şekilde, neyse Ferisar hiçbir şekilde düzen kuramaz bu kafayla. Yani. Gerçekten onları gördükçe gülesim geliyor. Ne zamana kadar peki böyle devam edecek? Atla deve değil yani şu koca çay projesi. İşte başındaki ayın 24'ü şef müydü? Organize. Geçti, 5 gün geçti. Güçlü biz göremedik. Açılışa bizi davet etmediler herhalde. Aa evet. Gerçi geçtik de çok da bir balon falan göremedim açıkçası. Süsleyememiş. Taşlar zaten vardı genelde. Demek ki tamamen bitmemiş. Yazık. Tabii bununla ilgili çok sorular geliyor. Artık çarşının taşınması lazım. Bak en önemli konu. Cevap veriyorum. Çarşı. Çarşı. Çarşı çok karıştı. Gerçekten Hindistan, karıştı. Hindistan. Pakistan. Artık hallice yani. Böyle bir şey çıkıyor. Yok. Trafik yok. Yani usulsüzlükler artık hat safa, sağlı sollu park tamam. Geliyor trafik ekipleri, kaldırıyor aracı. 5 dakika sonra yine bir başkası gelip oraya park ediyor. Çekicilerle ben ne anladım de bu işten?
mücadele var. Şimdi 5000 lira ceza işlem yapılıyor. Bu da yasal değil diyor. Bir de işin böyle bir boyutu var. Şimdi koyma kardeşim. Ama bizim en büyük sıkıntı ne biliyor musun esnaflarımız? Sabahtan akşama kadar arabasını koyuyor oraya. Park ediyor bir, kapının iki, önüne. İki değil, üç. İki tane arabasını koyuyor ve hiçbir şekilde geçit yok. Sen madem orada esnaf bir can suyu para kazansın istiyorsun. Koyacaksın pazar yerine. Orada otopark var iyi kötü. Açık alan. Ya da evinin önüne. Yürüyeceksin kardeşim. Yani bir şeylere de biraz da fedakarlık göstereceksin. Hani her şeyi de devletten beklemeyin diyor ya. Her şeyi de belediyeden beklenmeyecek ama belediyenin de bu konuda bu hızlı nüfus artışı ile ilgili acil bir çözüm masası oluşturması lazım. Esnaflarla bir araya gelinmeli. Gerekli durumlarda burası tek yön olmalı. En azından sol şeritte park yeri tamamen hani belli kapanmalı. Böyle cezalarla da ya da yaptırımlarla da devamlılık getirilmeli. Bakın örnekleri var Kuşadası, Urla, birçok ilçelerde aynı şekilde yapılıyor bu sistem. Ve önce bir ses yükseliyor ama sonra herkes o uyumu içerisinde sağlanıyor. Şimdi bu cezalardan dolayı çekici araçları belki bir tık değiştirdi ama bu da çok yeterli olacağını zannetmiyorum. Zaten oraya gitti geldi 40 dakika koyduğu anda 10 tane yine araba. Yani onlardan 20-30 tane olması lazım sürekli çekici alacak götürecek arabayı yani. Bu da ekstra bir masraf. Şimdi bu ekonomik krizde adam 1000 lira yemek yiyor, 5000 lira ceza ödüyor, 6000 liraya geliyor. Yani bu da çok saçma. Gelen de bir daha da gelmez. İmkan bunu da hızlandırmak lazım. Alternatif yolların bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Bu noktada iş insanlarının belediyeyle güzel bir toplantı haline kurulup bir an önce çözüm masası, UKM kararı, büyükşehiri, emniyetle, kaymakamlıkla da bir masada toplanmaları lazım diye düşünüyorum. Sokağın sesine lütfen kulak versinler. Bürokrasilerimizden ricamız efendim. Benim bugünlük aslında sorularım... Bu kadar değildi. Birkaçını hazırlamıştım. Aradan doğaçlama bir şeyler canım gelişti. Benim. Güzel konular, güzel sorular. Sorular soruları açtı. Konular konuları açtı. Güzel bir program oldu. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Canım benim için. Ya. İyi, hatta beni burada ağırladığınız için. Çünkü Seferisar'ın sahibi sizsiniz. Ne demek, ne demek. Yani biz her zaman gençlerin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burası bir okul. Stajlar geliyor. Öğrencilik hayatı geçiyor. Devamlılık oluyor. Bir sürdürülebilirlik var. Mühim olan iyi şeyler kazanıp iyi bir birey yetiştirebilmek. Akademik başarıda eminim birçok yerlere gelecek olanlar vardır ki sen de çok güzel yerlere geleceksin. Ama buradan öğrendiğin birçok şey akademinin de bazı şekilde önüne geçecektir okulda eminim. Okulda her şeyi öğretmiyorlarmış. İş alayda öğreniliyormuş. Gerçekten onu anlamış olduk. Evet böyle neydi sizin Z kuşağınızın bir cümlesi vardı böyle konuşuyorlar karşılıklı. Date miydi? Yok o date bir tık farklı yaptık? Oluyor. Ha, neymiş? Biz şu anda ne yapıyoruz mesela? Bir de onların öyle bir dili var. Yani. Biz de yeni öğreneceğiz bakalım. Bizimki de date sayılır. Ama evet. İşte bizim date'imiz daha böyle farklı konulardaki date. Date'lerde siyaset konuşulmuyor ya. Canımız o kadar sıkılmıyor. Çünkü. İngilizce konuşuyorsunuz bazen aralarınızda böyle sohbet çerçevesinde. Ya 2000 böyle bazı kuşaklarda yaşıyorum ifade bunu. Etmek için Türkçe yetmeyebiliyor. Yani eskiden yaşayan işte şu an 70-80 yaşında olan insanların hala böyle konuşma tarzını değiştirememesi gibi bir şey. Evet çok kötü, çok yanlış, yapmamamız gerekiyor. Dilimizi kirletmememiz gerekiyor, evet. Ama bazen ifade edemiyoruz. Kendi aranızdaki ikinci kanal şey. O zaman bu. Farklı bir frekans. Yani böyle oradan iletişim kurmak daha etkili olabiliyor bazen ve cidden de kimse de anlamıyormuş. Ben herkes anlıyordur falan diye rahat rahat konuşuyoruz. Bizim zamanımızda ki izleyenlerim de bilir. Biz Y, Z kuşağı değiliz. Y, ya X, Y, Y'yiz galiba. O dönemlerde SLM, NSL vardı. Selam nasılsın, ne haber falan sizde deyip geçerdi. Sizde sadece sesli harfleri çıkartıyorlarmış. Bizde oydu. Direkt kelimeler, cümleler değişiyor. Ama bence Türkçe ne olursa olsun bozulmamalı ya. Kesinlikle, TRT'deki bir videolarda bir düzgün Türkçe kullanımı ile ilgili izleyenleri takip ediyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle hayranlıkla izliyorum. Diksiyonları kullandıkları o diksiyon kelimeler. Cidden çok kesinlikle önemli. Bunu çok kaybetmeyelim. Önemli. Hani bizler de aynı şekilde çocuğumuz var. Yarın öbür gün onların da konuşmasında diyorum çok geri kalmış gibi bakacaklar bize ama kültürünü ne olursa olsun kaybetmemeli bir birey. Ama takdir ediyorum. Arada böyle sohbet niteliğinde konuşabilirsin yine. Teşekkür ederim. Bana da en azından öğretirsin birkaç kelime. Ben de ne konuşuyorsunuz aranızda onların o kelimelerini çözmüş olurum. Yine bu konuyla alakalı dergimizin 15. sayısında da bir ekimiz evet. olacak. Bir Z kuşağının harfleri, konuşma tarzları. Z kuşağı dili ve edebiyatı. Başlık evet. çok net. Yani bakalım herkesin olacak. Kendini bulabileceği özel bir sayı çıkartıyoruz. Umarım sizler de keyifli okursunuz. Güzel bir katılım oldu, çok güzel beğeni oldu. Yani yazılı basının sürdürülebilirliği bu noktada gerçekten çok, çok önemli. Çok zor ama bu birlikte bunu sağlayınca da hoşuma gidiyor gerçekten. Senin de emeğine sağlık. Destekleri için de Seferisar ailesine de, Oluşum Uber ailesine de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli takipçilerimiz sayesinde daha güzel şeyler yapacağız inşallah.
O zaman programımızı bugün burada sonlandıralım. Tamam. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde harika bomba sorularla ve bomba cevaplarla. Hadi bakalım. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.